Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Windows için en iyi ekran kaydedici programları tanıtacağım. Piyasadaki programların birçoğu ücretli olsa bile bir şekilde ücretsiz kullanıma da izin veriliyor. Camtasia ile başlayalım. Video kaydedici ücretsiz program olmasının yanında çok iyi de bir video düzenleme programı. Etkileşimli ve dinamik videolar oluşturmanızı sağlıyor. Ücretli sürümünün demo süresi sadece 30 gün ve bu süre içerisinde ticari amaçlı kayıt yapılması yasak. Program için tek dezavantaj bu diyebiliriz. Bunun dışında kalitesi ve bitmek bilmeyen özellikleriyle 30 gün bile olsa kullanılması gereken bir program. Ücretli sürüm satın alırsanız mobil cihazlarınızdan ve video kaydı yapabilir veya videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Diğer programımız iSpring FreeCam. Tamamen ücretsiz olan bu program ekstra avantaj olarak içerisinde video düzenleyici de dahili olarak gelen bir program. Video düzenleyici içerisinde arka plan, gürültü azaltma, video kesme veya silme ve ek olarak ses efektleri ekleme özellikleri de bulunuyor. Programın herhangi bir ücretli sürümü yok ve dezavantaj olarak da kamera kaydının olmaması ve sadece WMV formatında kaydetmesini söyleyebiliriz. Diğer programımız Screen-O-Matic. Screen-O-Matic videolarınızı aynı anda hem YouTube hem de kendi sunucudan yüklemenize izin veriyor. Ücretsiz sürümüyle 15 dakikaya kadar video kaydı yapabiliyorsunuz. Ücretsiz sürümü olan her ücretli program gibi Screen-O-Matic de bazı dezavantajlara sahip. Öncelikle ücretsiz sürümde bir filigran bulunuyor. Bunun dışında ücretli sürüme geçince bilgisayar ses kaydetme ve videolarınızı Google Drive ve Dropbox'a kaydetme özellikleri geliyor. Sadece kısa görüntüler çekecekseniz kullanmanız daha uygun olan bir program. Diğer programımız Ice Cream, ekran kaydedici. Bu program özellikleri ve kullanışlı olmasıyla yüz güldüren ama ücretsiz sürümüyle üzen bir program. Program ile ekranınızda dilediğiniz bir bölümü kayıt altına alabiliyorsunuz. Örneğin Skype'da bir görüşmedesiniz, arkadaşınızın sadece görüntüsünü kaydetmek istiyorsunuz. Tek yapmanız gereken o kayıt çerçevesini bu alana getirip küçültmek. Bunun dışında ekran görüntüsü yakalama özelliği de bulunuyor. Kayıt sırasında çizimler yapıp görüntüleri yakınlaştırma gibi özellikler de mevcut. Kötü tarafı olarak şunu söyleyebilirim. WebM formatında kayıt yapıyor ve kayıt süresi sadece 10 dakika. Eğer yüksek 30 dolarda yanlış değilsem 30 dolara satın aldığınız zaman tüm video formatları ve programın özellikleri aktif hale geliyor. Yine de özellikleri bakımından sevindiren bir program diyebiliriz. Diğer programımız Loom. Windows'un yanı sıra Mac ve iOS'ta da çalışabilen bir kaydedici program. Program içerisinde Twitch, YouTube gibi platformlarda canlı yayın yapma özelliği maalesef yok. Sadece ekran kaydetme için kullanılıyor. 1080p'ye kadar video kaydetme imkanı var. Bu iyi bir özellik. Kaliteli bir piksel çekiyor. Ekran ile webcam aynı anda kaydedebiliyor veya ikisinden birini tek olarak da kaydedebiliyorsunuz. Ücretli sürümünü alırsanız eğer bu programın sınırsız depolama ve erişim hakkı veriyor. Loom.com yani kendi sitesinde. Diğer programımız Apo Versoft. Bu program tamamen web tabanlı ve online kaydedici. İlk defa kullananlar için sadece bir kere mahsus ufak boyutlu kurulum dosyasını indirmeniz gerekiyor. Ondan sonra sadece siteye girerek hani kayda başla demeniz yeterli oluyor. Bu programın en güzel yanlarından birisi de ekran boyutunu direkt olarak ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz Full HD, isterseniz daha küçük çözünürlükte kayıt yapabiliyorsunuz. Bunun dışında yine tam ekran kayıt yapmak için görev çubuğundaki butona basmak yeterli oluyor. Açıkçası aşırı pratik kullanıma sahip olması ve ücretsiz olmasından dolayı tavsiye edebileceğim bir program diyebilirim. Diğer programımız Tinycate. Yapımcılarına göre bu piyasadaki en iyi video kaydedici program. Ancak ücretli. İsteyenler ticari olmayan kullanımlar için ücretsiz sürümünü kullanabiliyor. Ama çok sınırlı özellikler var. Tüm özellikleri açmak için 9 ile yanlış hatırlamıyorsam 199 dolar arasında bir paket ücretini gözden çıkarmanız gerekiyor. Program arayüzünün mobil cihazlarla uyumlu olması ek bir avantaj olarak söylenebilir. Bir diğer programımız Ezvit. Ezvit ücretsiz bir ekran kaydedici program. Tek eksi yönü fazla yer kapladığını söyleyebilirim. Özellikle bilgisayarda sadece SSD kullananlar için sıkıntı yaratabilecek bir program. Bunun dışında oldukça kolay bir kullanımı var. Tek tuş ile aynı anda webcam ve ekran kaydetmeyi başlatabiliyorsunuz. Kaydettiğiniz görüntüleri yine program içerisinden YouTube gibi çeşitli platformlara da yükleyebilirsiniz. Ezvit yapımcıları programı aynı zamanda video düzenleme programı olarak da kullanabileceğini iddia ediyorlar. Ben bu programı kullanmadım. Ama şöyle, bunun nedeni diğer video kaydedici programlarda olmayan video hızı ile oynama ve düzenleme imkanı olması. Yine de işi video düzenleme olan programlarda yapabildiklerinizin sadece birkaçını burada yapabilirsiniz. Yerinizde olsam
Yine video düzenleme için ayrı bir program kullanırım. Yani ekstra bir programa ihtiyacınız olacaktır. Bir diğer programımız Bandicam. Bandicam nasıl okursak. Bandicam özellikle oyun görüntülerini kaydedenler için gayet popüler bir program. Ücretsiz versiyonunda filigran bulunuyor. Ancak ücretli versiyonu 39 dolara satın aldıktan sonra neredeyse sınırsız özellikler sunuyor size. Gerçek zamanlı çizim, webcam kaydı, oyun kaydı ve ekran kaydı yapabiliyor. Bunun dışında ekran kaydetmesi için belirli bir kayıt planı bile oluşturabiliyorsunuz içerisinde. Gelelim diğer programımıza. Diğeri Windows Oyun Çubuğu. Aradığınız ekran kaydedici program o kadar uzakta olmayabilir. Bence bu programa bir bakın. Çünkü Windows Oyun Çubuğunu kullanırken ekstradan ekran kaydedici indirmek gerekmiyor. Windows ayarları içerisinde bu özelliği aktif hale getirebiliyorsunuz. Windows artı G kombinasyonu ile de menüyü açabiliyorsunuz. Bu dahili uygulama ile ekran kaydetmenin yanında kamerayı da kaydedebiliyorsunuz. Yine bu da aynı şekilde önerebileceğimiz bir program. Gelelim OBS. Benim de aktif kullandığım ve içlerinde en sevdiğim diyebilirim. OBS çok amaçlı kullanımı olan bir program. Bu programı daha çok Twitch yayıncılarından tanıyorsunuz. Yani eğer aşinalığınız varsa. Çünkü Twitch, YouTube ve daha birçok yayın platformunda profesyonel canlı yayın yapılmasını sağlıyor. Bunun yanında ek olarak ekran kaydedici olarak da kullanabiliyorsunuz. Özellikleri bakımından en iyi ve en popüler ekran kaydedici programlar arasında bence yer aldığını söyleyebiliriz. Çünkü tamamen ücretsiz. Ekran kaydetmenin yanı sıra webcam kaydı, ses kaydı, ekrana ek bannerlar koyma, özel sahneler yaratma ve farklı pencereleri yakalama gibi birçok özelliği bulunuyor. Kayıtların kaliteli olması bu program için ekstra işte ayarlamalar da yapılabiliyor ve yüksek çözünürlüklü seçebiliyorsunuz video kayıtlarınızı. OBS ile yaptığınız kayıtları önceden belirlediğiniz klasörden hızlıca bulabilip izleyebiliyorsunuz. Kayıtları MP4 formatı ile yaptığı için boyutu da küçük oluyor. Yalnız MP4 değil WMV yani MKV gibi formatları da seçebiliyorsunuz. Windows için en iyi kaydedici program ben bunun olduğunu söyleyebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Listemizde birçok uygulamanın ücretsiz ve ücretli sürümleri bulunuyor. Tabii tamamen ücretsiz olan ve özellikleri bakımından kullanılabilecek program da bulunuyor. Ücretli programlar da aslında belirli alanlarda oldukça iyi olduğu için en iyiler listesinde yer alıyor ve birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki sizin tercihleriniz hangisi olur? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.